Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz. Bugün böyle alayım dedim. Bir ablamız demişti, Zehra Hanım biraz geniş açıdan al diye. Aslında geniş açıdan almamamın sebebi, ben tripodu şöyle ocağın yanına koyuyordum. Oradan almamın sebebi, hani burada hep iş yaptığından dolayı onun için burayı böyle komple alıyordu. Buradan alınca arkam, yani kamera arkamda kalmış oluyor. Onun için buradan hiç şey yapmamıştım, denememiştim. Bugünlük böyle olsun. Bakalım ne olacak? Nasıl olacak? Videomuza bakacağız artık nasıl olup olmadığını. Bugün arkadaşlar ocağıma şey koydum, dövme. Bu dövme benim dedim. Ben dövme diyorum, siz yarma diyorsunuz. Bu aşurelik buğday var ya hani. Ondan şöyle ocağa koydum arkadaşlar. Güzel kaynıyor bu. Bu da nasıl bir değişik bir renk aldı böyle, nasıl olduysa. Şöyle bir kaynatsın. Bunu arkadaşlar tolga yapacağım. Canım tolga istedi. Tolga yapacağım. Bunu da ocağa biraz kıyma koydum. Bunu da bezelye yapacağım. Bezelyeyi de pazardan aldım. Kilosunu 3 liraya aldım. 5 kilo aldım. Dedim bari dedim hani temizleyeyim, dolaba da katayım, iyi oluyor. Evin şey olduğu zaman da, hemen yemek bulamadığın zaman da çıkar, taze fasulye olsun, bu olsun. Elin altında iyi oluyor. Taze fasulye, ben hem konservesini yaptıydım, hem de şeyini yaptım, ne olmadı. Böyle diri diri koydum şeye, dolaba. Poşetledim, koydum. Bamya da koydum da, bamya aslında normalde fazla güzel olmuyordu. Bu sefer yaptım, çok güzel olmuştu. Ama iki yemeklik katmışım, fazla katmamışım. Arkadaşlar şimdi kaplarımızı alalım güzelce. Şöyle patatesimi soyacağım. Havucumu soyup doğrayacağım. Havuç soymasını da hiç sevmiyorum. Zor oluyor. Şöyle bakın, havuç soyacağım vardı bir tane. Şöyle bir tane havuç soyacağım var. İlk önce havuç soyacağını soyayım şöyle. Bezelyeyi bir aşırı kaynattım. İçinde hani böyle bir yeşil kokusu oluyor ya, onun için bezelyeyi bir kaynattım. O kokusu gitsin diye. Şöyle şu kadar yetiyor zaten. Çocuklar fazla sevmiyorlar. Ben de tolgayı sevdiğim için dedim yapayım, değişiklik olur. Zaten o kadar bezelye yatıyor içine, havuçla patates de gireceği için. Domates de konserve çıkarttım, bir tane konserve koyacağım. Yemeklerde konserve kullanıyorum ben, ama bazen çocukların canı istiyor. Pazardan bir kilo domates alıyorum, onlara yetiyor yemeğin şey, sahurda olsun veyahut da sahur olmadan önce kahvaltı yaparken de dilmek için. Ben fazla sevmiyorum da çocuklar seviyorlar. Patatesi havuç soyacağıyla soyamıyor. Az önce de tolganın içine kabak doğrarım derken, şöyle doğrarım derken elimin derisini yüzdüm. O da ayrı ağrıyor. Şuna baksana, içi hep şey, kara kara. Oyularak alınmıyor maalesef. Bizim burada tolgada tolgayı kimisi, burada Kürtler mehir olarak diye söylüyorlar. Mehir diyorlar. Genelde hep Kürtlerin evinde kabaklı bir şey. Bizim bir şey vardı. Ana, bu nasıl patates böyle? Menefe abi vardı. Onun annesi çok güzel yapıyordu. Ramazanlıkta, hatta o zaman virüs yokken ben yemeğe çağırmıştım. Getirmişlerdi hatta bir sürahi şöyle. Dedi seviyor mu kızım dedi, benden ben çok severim dedi. Oğlunu hemen gönderdi dedi, ben de dedi mehir yapmıştım dedi. O
oğlu bir sürahi almış gelmiş. Onun oğlu da tam tersi. Ben onları yemeğe çağırdım da ezogelin çorbası yapmıştım. Oğlu da ezogelin çorbasını çok severmiş. Ezogelin çorbasını bizimkiler fazla sevmiyorlar. Onun için yapmıyorum ben. Çocuklar orada oyun oynuyorlar diye kapıyı örttüm ses gelmesin diye. Bezelye aldım, onu temizledik biraz. Temizlemiyorlar da zorla. Valla bunu doğramasını da hiç sevmiyorum da. Eşim havucu turşunun içinde çok seviyor. Onun için turşu da ben bol koyuyorum havucunu. Biber. Turşu tam kendine gelmiş şimdi. Karışık turşu tam kendine gelmiş. Benim sattım hepsini kalmadı. Ben kendime sadece şöyle bir 10 kilo bidon ayırdıydım. Onu yiyor şimdi. Annem de rahatsızlanmış, oruç tutuyor, tutma dedik. Normalde kendisine yasak ama yine de tutuyor. Kalp rahatsızlığı biliyorsunuz annem anji oldu 3 kere. Onun için tutma diyor. Gene de dinlemiyor bizi, tutuyor. Dün de çok kötü olmuş, kalp sıkıştırmış iyice. Nasıl olduysa ilaçlarını da içmiş, fayda etmemiş. Bugün de geri aradım, dedi. Söhürde bir şey yemedim kızım dedi. Söhürde bir şey yemeyince dedi rahat oldum dedi. Demek ki hani yiyor ya. Yiyor ister istemez ne oluyor? Üstüne yatıyor. Yiyip üstüne yatınca ne oluyor? Baskı yapıyor herhalde. Annem fazla su içmiyor. Bir de su içse aslında belki eritir. Onu da su içmiyor. Yiyor öyle kalıyor. Ne oluyor? O da baskı yapıyor kalbine. Sıkıştırma yapıyor o zaman. Yanına da biraz pilav pişireceğim. Bizim evde pilavsız yemek yenmiyor maalesef. Şöyle şuradan kameramızı alalım ve şöyle çevirelim. Şuradan yemeğimize bakalım. Bakalım kıymamız bayağı bir kavrulmuş. Kavrulmuş derece. Şimdi bunu arkaya alacağım. Onu bu tarafa alacağım. Bu arkada yavaş yavaş kaynasın. Bu çorba olacak zaten. Kulpu da ısınmış. Çok az da bir salça koyacağım içine. Thank you.
yavaş yavaş kaynasın. Onun suyun şeyini, yoğurdunu ayarlayacağım. Şöyle az bir çevireyim. Onun yoğurdunu ayarlayacağım. Yoğurdun içine bir tane yumurta kırıyorum. Bir iki yemek kaşığı un koyuyorum. Yoğurt yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar içine bezelyeyi şöyle alayım, bezelyeyi bakın rengi ne kadar güzel aslında. Temizledim, bir aşırı kaynattım dediğim gibi. Hani o yeşil bir kokusu oluyor ya, onu. Şöyle şimdi baharatlarını atalım içine arkadaşlar. Eskiden ben bekarken, yani çocukken bezelyeyi çok seviyordum. Bezelyeye karşı bir özlemim vardı. Bunu bir keresinde yine size anlatmıştım. Bizim komşumuz vardı. Onlar bezelye pişirirlerdi hep. Biz de pişiremezdik. Yani hiç almadık bu zamana kadar. Niye almadık onu da bilmiyorum. Ondan sonrasında benim büyük abim var. Ona dedim işte bezelye gelirken al dedim. Onlar Antep'te oturuyorlardı. Köye geliyorlardı. O da almadı. Onun için benim bezelyeye karşı bir özlemim var arkadaşlar. Çok seviyorum bezelye yemeğini. Yanında pilav. Çok güzel. Suyunu da koyduk. Bakın vallahi çok güzel oldu ya. Görünüm bile çok güzel. Şimdi bu kaynayacak, özleşecek arkadaşlar. Ondan sonrasında yemeğimiz pişecek. Ve ben tolgamı yapayım. Tolgamı yaparken sizlere göstereyim mi bilemedim şimdi. Tolgada da zaten dediğim gibi hamur nereden çıktı? Sosuna yani yoğurt, bir tane yumurta kıracağım, bir yemek kaşığı un koyacağım veyahut da iki yemek kaşığı un koyacağım. Ondan sonrasında içine döküp kaynayana kadar karıştıracağım. Aynı yoğurt çorbası gibi. Hani bu yayla çorbası falan oluyor ya, aynı onun gibi. Şimdi onu şey yapacağım. Akşam tatlısı için de künefe yapacağım. Künefeyi göstermeye gerek yok zaten, biliyorsunuz siz. Onun için künefe yapacağım. Künefemi hazırlayacağım şimdi. Bezelyemiz pişsin arkadaşlar. Pilavda tekrar görüşelim inşallah. Arkadaşlar yemeklerim pişti. Pilav pişireceğim şimdi. Bezelyem böyle oldu. Bakın çok güzel olmuş. Kıvamı falan çok güzel olmuş. Onun diğer tarafı. Dur kızım. Onu yıka yıka. Tolgam da burada hazır. Oo. Tolgam da çok güzel oldu. Tuzunu ben başta atmıyorum kesilir diye. En sonda atıyorum. Şimdi tuzunu atmadım. Şöyle bir atacağım şimdi tuzunu. Biraz şimdi pilav pişireceğim. Kaya tuzu ya bu. Fazla feri olmuyor. Şöyle.
da burada hazır oldu arkadaşlar. Şimdi güzelce bir, bunun kimisi üstüne nane falan yakıyorlar da bizim çocuklar öyle sevmiyorlar. Ben hatta dedim Rümeysa'ya, dedim kızım dedim, nane yakayım mı dedim. Yok anne dedi, öyle güzel olmuyor dedi. Burada da künefemi hazırladım. Yemekten sonra, ay görünüyor mu kız? Künefemi hazırladım burada da yemekten sonra. Çay içerken, çay demlenene kadar pişireceğim. Şimdi pilavımıza geçelim arkadaşlar. Pilavımızı pişirelim. Şöyle. Hep sorma. Bu su kesintisinden bıktık, o sandık zaten. Turşu da çıkar kızım birazdan kızım. Ocak da kirlendi. Eşim bugün asker arkadaşının annesi gile gitti. O bize tavuk getiren baya. Sevgi teyze bunu vermiş. Çökelek. Güzel oluyor. Yani oruçlukta hiçbir şey yenmiyor ya. Ben yiyemiyorum yani, bilmiyorum da. Hiç canım istemiyor. Ben de suyu içtikten sonra tamam. Suyu içiyor yani, inan yani. Azıcık bir iki lokma alıyorum, şişiyorum, kalıyorum öyle. Artıyor, yemek bile artıyor yani. Onu sobanın üstüne götür, sobayı yakın ver. Sen kovayı çıkartabilir misin sobanın üstüne? Yok. Kovayı alıver kızım, kız bir şey olmaz, yapabilirim. Öğren öğren. Alış. Arkadaşlar pilavımız da pişiyor. Ağzına kapağı koymadım size göstermek için. Böyle. Bu kadar yeterli. Oruçlukta fazla yiyemiyor maalesef. Onun için. Kalıyor, israf. He, israf olmuyor da. Ertesi gün ısıtıp yiyebiliyorum da. Ramazanlıkta da taze taze yemek insan daha hoşuna gidiyor. Hani akşama kadar oruç tutuyor. Aa, yarın belki yemek pişirme. Kalırsa bezelyeden var mesela. Şey var. Finalinde Tolga'dan kalır. Önceki yemeklerimden de birer tabak var. Belki yanına sararsam bir küçük kavanozum kalmış. Kıyıda köşede yaprağım kalmış. He? Sen... Rümeysa görünmüyor, başı açık diye. Kesin hırsızlığa girdi geldi ha. Bu camiye giriliyor ya, hırsızlar geliyor, elleri kırılsınmış. Bir de bal yozlu. Hı. Fazla bile. Bitir onu. Bak patatesinden koydum. Mısır sen sevdiğin. Şimdi şey de var ya. Tolga. Hı. O yüzden fazla biraz. Ay.
gibi, estağfurullah. Allah'ım bizden merhamet versin. Amin. Amin. Ya kurban oldum Allah'ım, sofası yok işte yani. Ben elle yüze felç olacak böyle. Ne oldu? Irsıktan dolayı böyle oldu. Bir soru soru da demiyor, çocuğun ne hile etmiş. Ya tamam işte o anaps yani, bütün kötülere dedim yani. 3 yaşındaki çocuğa nehir atmak nedir ya? Ondan bundan peydahlanıyor, sonra da adam atmış herhalde. Hmm. Tamam ya, bu neyse. Ölmüş mü? Ölmüş de her yüzünün puslu gösterdiğine göre. Oo, yaşındaki oğlunu Dicle nehrine atmış. Allah ıslah eylesin, hidayet versin. Kurtarmışlar kız. Sebeplerin neyinesi. Kurtarmışlar. Bugün yoruldum ya. Bugün hava sıcaktı ha. Allah, bugün acayip bir sıcaklık vardı sanki. Yo, iyiydi bence. Sen evin içindeydin, yiyedim. Ulan gel dışarıdaydı. Tam güneşe karşı kızım. Onların evinde dediği gibi tam güneşe karşı. Bir insan diyor, başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa, o yerin 7 katı o kimsenin boynuna getirilir diyor. Hadis-i Şerif Buhari, Allahu Ekber. ABD'de polis 13 yaşındaki çocuğu öldürmüş. Polis. Allah'ım sen büyüksün, Allah'ım sen büyüksün, Allah'ım. Elhamdülillah yani, gerçekten ben yani yatsam bassam şükretsemez. Çünkü Mevlam beni bu yola sevk etmiş. Hangi yola? İslam yoluna. Müslüman olarak yaratmışım. Elhamdülillah. Size zincirler de öyle. Allah ıslah versin. Arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Videomuz da buraya kadar. Tolga yaptım, bezelye yaptım, bulgur pilavı pişirdim, Mümeysa da salata yaptı. Turşumuz var, biberimiz var. Allah olmayanlar, Allah bulamayanlara nasip etsin. Herkesin Allah'ın sofrasını Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Sizlerden dua bekleriz, dua ederiz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.